Bu yıl iddialı bir kadroyla lige başlayan Osmaniyespor adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde Osmaniyespor'u Şükranyaspor kasında aldı. 6-0'lık bir galibiyetle haftayı kapattı. Maçla ilgili açıklama yapan Osmaniyespor teknik direktörü Bedirhan Alat şunları söyledi. Dün sonunda iyi bir galibiyet aldık. Lige hedefli başladık. Erkenden ilk iki maç kırmızı kartlarla ilgili sıkıntılar yaşadık. Tabii puan kaybımız sadece bir maç oldu ama dün iyi hedeflenmiş, sistemli bir takım olarak sahaya çıktık. Bizim için dünkü deplasmanda galibiyet çok önemliydi. Tabii ki de bol gollü bir galibiyet hedefiyle sahaya çıkılmıyor. Topa hakim olmak gerekiyor. Biz dün topa hakimiyetin haricinde bulduğumuz her pozisyonda golle sonuçlandırdık. Bunun için mutluyuz. 6-0'lık bir galibiyet aldık aynı puanla olduğumuz bir takıma karşı. Hedeflerimize daha iyi ilerlemeye çalışıyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. Tabii ki de sezon başında olacak aksaklıklar var. Biz de bunları atlatmaya çalışıyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Bir puan altımızdaki bir takımla oynuyoruz. Pazar günü Kurtuluş sahasında olacak bu maç. Biz hafta boyunca iyi şekilde hazırlanacağız. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Maçlarımıza taraftarlarımızı, ilçe halkımızı bekliyoruz. Bizim için çok önemli arkadaki destek. Umarım ilerleyen haftalarda galibiyet serisine girerek ilk devreyi lider kapatmak istiyoruz. Osmaniyespor futbolcusu Mevlüt Yardımcı da kısa bir konuşma yaptı. Öncelikle teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Dünkü maçla ilgili maça çok güzel başladık. Hafta içi de çok iyi hazırlanmıştık arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle birimiz. Çok güzel hazırlandık. Hocamız da bize gereken şeyleri söylemişti. Eski maçlarla ilgili, kaybettiğimiz puanlarla ilgili. Onların birinci de çıktık maça. Ve bunun sonucunda dün Allah'a şükür bir 6-0'lık galibiyetle ayrıldık sahadan. Çok mutluyuz. Önümüz, hedefimiz şampiyonluk. Bundan sonraki maçlarda hiçbir şekilde puan kaybımıza tahammülümüz yok. İnşallah bütün maçlarımızı kazanıp şampiyon olacağız. İnegöl halkına bu şampiyonluğu hediye edeceğiz.